Evet, Marmara Urban Forum kapsamında çok keyifli bir oturum için bir aradayız. Ben Cemre Gökpınar. Bu oturumun moderasyonunu üstleniyor olacağım. Sanat tarihçisiyim ve burada çok değerli konuklarımı görüyorsunuz. Açıkçası bu benim hani sürekli moderasyonluk yapmıyorum. O yüzden konuklarım da çok değerli olduğu için bir tık heyecanlıyım. Ama umarım keyifli bir sunuşu birlikte başarırız diye düşünüyorum. Ki zaten onların şansa ihtiyacı yok. Evet, bugün burada tabii ki Venedik Mimarlık Bienali'nin 18.sinde düzenlenen Türkiye pavyonu üzerine konuşuyor olacağız. Hayalet hikayeleri mimarlığın çuval teorisi üzerine. Soğ mimarlığın kurucu ortakları Oral Göktaş ve Sevince Bayrak bizlerle birlikte. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim sesimiz çıkıyor mu? Ses nasıl? Geliyor değil mi? Geliyor evet. Biraz uzak galiba hocam. Ben zaten bağırırım. Ha, tamam, süper. Evet. Ya sizleri tabii ki bizler takip ediyoruz bu işleri ve daha doğrusu yaptığınız birçok projeyi. Ama buradaki konumuz tabii ki Bienal kapsamında gerçekleştirdiğiniz sergi küratörlüğü ve onun tasarımı ilerleyen süreçti. Ona geçmeden önce hem sizin bu başlangıçtan itibaren konuyu açıklamanız ya da girişle alakalı, herkes tabii ki sergiyi takip etmiştir ama belki biraz baştan almakta fayda olabilir. O yüzden hemen bu konuda pası size atıyorum. Çok teşekkürler yani bu güzel giriş için, davet için de. Size de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben Sevince. Oral'la beraber biz 2007 yılında Soğ'yu kurduk. 2007 yılından beri de böyle kent ve mimarlıkla ilgili daha araştırma temelli bir stüdyo yürütmeye çalışıyoruz. Bu tabii aslında bir takım tesadüfler sayesinde oldu. Çünkü 2005'te mezun olduk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve mezun olur olmaz hani biz araştırma temelli bir şey yapacağız deyince ortada öyle bir iş yoksa yapamıyorsunuz. Ama o sene, ya 2009'da daha doğrusu, Urban Age İstanbul'da yapılmıştı. Böyle dünyada farklı şehirlerde yapılan bir forum o da. Etkinlik İstanbul'da yapılmıştı ve Urban Age kapsamında bir araştırma atölyesi düzenlendi. Böyle 6 ay sürecek. Bizim gibi biz o zaman genç bir ofistik. 5 genç ofisin araştırma projeleri, İstanbul'la ilgili araştırma projeleri olacaktı. Ve öyle başladık. Bu tabii çok büyük bir şans oldu bizim için. Sonra da devam etti. Aradan geçen 15 senede Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda bir sergi yapmak. Çünkü zaten sergi ve araştırma böyle bir iki çok yaptığımız bir iş olmaya başlamıştı. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu yapmak da çok istediğimiz bir şeydi. Açık çağrıyla İKSV küratör seçmeye başladı 2006 yılından itibaren. Biz de her sene başvurduk farklı fikirlerle, farklı önerilerle. Ve 2023'teki işte geçen sene 2022'deki şeyde kazandık sonunda. Ve bir süreç başladı hayatımızda. Bu kadar böyle şey bir şey yani büyüyeceğini çok düşünmemiştik. Yani sonuçta zaten çok önemsediğimiz bir şey Türkiye pavyonu yapmak, orada iyi bir sergi yapmak. Bir taraftan Türkiye ile ilgili bir şeyleri söylemek ama bunu küresel ölçekte herkesi ilgilendirir bir şekilde anlatmak. Öte yandan da gidip orada sadece şikayet eden, ağlayan, yani bu kadar karanlık bir tablo var, biz böyle berbat ettik şehirleri dediğimiz bir şey yapmamak istiyorduk. Bu başlangıçta böyle bir şeyimiz yoktu. Bunun bir kitaba dönüşmesi falan gibi fikrimiz hiç yoktu. Fakat süreç içerisinde ekibimize grafik tasarımcı olarak Esen Karol dahil olunca bunun mutlaka bir kitap olması gerektiğini söyledi ve bizi epeyce bir ittirdi yani kitap yapalım bunu diye. Çünkü çok kısa bir süre. Benim daha önce bir tane yayınlanmış bir kitabım var doktora tezimden Beyazıt Meydanı ile ilgili. O kitabı yapmam 10 sene falan sürdü. Dolayısıyla benim kafamda böyle 3 ayda kitap yapılamaz. 6 ay toplamda bir süremiz vardı. Ve sürekli işi yokuşa süren taraftım ben. Olmaz, yapamayız falan diye. Ama böyle gece gündüz çok yoğun bir çalışmayla, ortasına depremin böyle gülle gibi hepimizin hayatında düştüğü gibi düşmesiyle falan bir süreç geçirdik. Güzel özetledin. Herhalde ben hiç susmadığım evet. İçin arada böyle bir susuyorum belki. Aslında bir de bir sunum vardı, onu... Şimdi mi gösterelim yoksa ilerledikçe mi gösterelim? Ya şöyle olabilir. Şimdi aslında kitabı bugün biraz daha konuşuruz gibi zaten hı hı. Şey yaptık. Fakat kitap aslında Venedik'te yapılan bir serginin
bir parçası. O yüzden hani Venedik'e de gidip görmek herkesin öyle bir şansı olmayabiliyor. O yüzden o sunum hem o mekanı gördüğümüz hem orada evet, bizim konuştuğumuz ve de çok rafine 2,5 dakika. Biz burada çünkü bir saatte anlatacağımız şeyi 2,5 dakikada anlatıyoruz orada. Onu izlemek iyi olur başlamak için ki bilip bilmeyen herkesin en azından biraz fikri olmuş olur. Evet buyurun. Hikayede Mimarın Çuval Teorisi sergisi mevcut yapıları dönüştürmeye odaklanıyor. İnşaat mekansal ihtiyaçlar için değil, ekonomik döngülerin sürekliliği için yapıldığında dünyanın pek çok kentinde benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. Kullanılmayan ya da çok kısa süre kullanıldıktan sonra atıl kalan yapılar. Biz bu sergide bu yapıların Türkiye'deki örneklerine odaklanıyoruz. Aslında şu anlamda özel bu noktada hem bu yapılardan çok fazla var hem de çok farklı tipolojilerde bulunmakta. Havaalanından tema parkına, okul projelerinden hastane projelerine çok geniş bir yelpazede ciddi bir kullanılmayan yapı stoğumuz bulunmakta. Biz bu tartışmayı hem yayabilmek hem de daha geniş bir şekilde toplayabilmek için bir açık çağrıda bulunduk ve bu açık çağrıya gelen video fotoğraflar ile serginin bulut kısmını aslında oluşturduk. Sergi sadece bu buluttan ibaret değil, aynı zamanda tezgah kısmında da bütün bu yapıların nasıl dönüşebileceğine dair elimizdeki enstrümanların neler olduğunu, nasıl mimarların bu yapıları dönüştürmek adına tepki verdiğini ve tasarımlar yaptığına bakıyoruz. Bir üçüncü noktada da test sürüşü videosu var. Bu videoda da yapay zekayı kullanarak bu mevcut açık çağrıdan gelen fotoğrafların nasıl dönüştürülebileceğine dair bir deneme aslında yapıyoruz. Yapay zekanın bizim gibi bir güzel çirkin ön yargısı olmaması özellikle bu noktada çok önemli. Çok büyük müdahalelerde bulunmadan daha küçük dokunuşlarla bu binaların nasıl dönüşebileceğine dair aslında bir deneme videosu bu. Serginin özellikle 15 maddeden oluşan tezgah kısmının kurgusunu bir manifesto oluşturuyor. Manifestomuz da mimarlığın çuval teorisinin omurgası aslında. Mimarlığın çuval teorisi Fischer'ın ve Ursula Le Guin'in çuval teorilerinin mimarlığa uyarlanmış hali. Bu çuval teorileri özgün halinde bireysel kahramanlık hikayeleri yerine ortaklaşa sürdürülen yaşam hikayelerine odaklanıyor. Biz bunu mimarlığa uyarladığımızda yapıyı bir sanat eseri ve mimarlığı bireysel bir iş olarak görmek yerine ortaklaşa çabalarla bir yaşam hikayesi mimarlığın odağında olabilir mi diye sorduk. Ve bu sergi özelinde de kahraman yapıların başarı hikayelerini dinlemektense terk edilmiş yapıların hikayelerini dinleyerek buradan umut dolu bir sergi çıkarabilir miyiz diye düşündük. Sergiyi gördüm falan dedi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum dedi. Çünkü fotoğraflardan hiç anlaşılmıyor. Gerçekten şey için söylemiyorum bunu. Ya, harika bir şey yaptık ve burada bu anlaşılmıyor değil. Gerçekten ne fotoğrafta ne videoda anlaşılmıyor. Çünkü zaten Türkiye pavyonu öyle bir yer ki 500 metrekare ama böyle 30 metre uzunluğunda ince uzun. İşte tersanenin eski yapılarından bir tanesi. Zaten hiçbir şey yapmasan mekanın kendisi içeri girdiğin zaman böyle acayip etkiliyor seni boş haliyle bile. Bir de oradaki işte ışık, gölge, o gerçekten hayaletvari o şeyler, projeksiyonlardan bir yerlere yansıyor falan. Dolayısıyla o atmosferi çok anlatamıyoruz şeylerde ama şunu çok net anlatabiliyoruz ki işte serginin ikili bir kurgusu var. Bu da benim başlangıçta anlatmaya çalıştığım. Bulut kısmında bir açık çağrı yaptık ve Türkiye'den terk edilmiş bina hikayelerini topladık. Bunu da şunun için istiyorduk. Bu sadece mimarları ilgilendiren bir konu değil.
ya da işte plancıları kentle ilgili uzmanları ilgilendiren bir konu değil. Herkesin bir parçası olabilecek ve kafa üzerine kafa yorabileceği bir konu. Evet. Ve gerçekten açık çağrı yaptığımızda da bunu gördük. Çok ilgi çekti ve çok fazla başvuru oldu. Bulut'ta oradan örnekler yayınlıyorduk. Fakat dediğim gibi bizim amacımız bu sergiyi böyle bir karanlık bir tablo çizip bırakmak. İşte özellikle biz son 20 senede çok fazla yapı inşa ettik. Çünkü aslında inşaat Türkiye'de bir bağımlılık, bir ekonominin dönmesi için olan bir bağımlılıktan ibaret. Ve bunun şeyi de bu, çıktısı da bu bakın deyip bırakmak hiç istemedik. O yüzden de aslında kitabın omurgasını oluşturan manifesto ve tezgah kısmı dediğimiz 15 masanın bir araya gelmesiyle bu yapıları, zaten Biennial'in konusu da geleceğin laboratuvarı, bu yapıları geleceğin laboratuvarı evet. olarak görmek, neye dönüştürebileceğimizi, nasıl kentlere kazandırabileceğimizi konuşmayı, evet. yöntemleri, örnekleri konuşmayı çok önemsedik. Zaten evet. manifesto ve kitabı da bunun için yazdık. Evet, evet. Hocam burada çok kısa araya giriyorum. Aslında evet. hem bu video ve şu an söyledikleriniz benim ilk sorumun cevabı gibi oldu. Yani bayağı önden gittiniz ama yine de biraz daha çünkü... Giriş özeti gibi oldu video. Hı hı. Bir hem arka planı hem de ayrıntıları burada konuşmak keyifli olabilir. Bahsettiğiniz tema yani küratör Leslie Locko'nun bu geleceğin laboratuvar temasını açıkladığı an bununla birlikte sizin oradaki çıkış noktasını ben biraz merak ediyorum. Burada çağrışan ilk izlenimler nelerdi? Biraz o kısma çıkış noktasına geri dönsek nasıl olur? Tabii. Ya şöyle açık çağrıya çıktığında İKSV tema belli olmuş oluyor. Ki küratörden de o temaya nasıl ilişki kurduğunu zaten açıklamasını istiyorlar sunumda. Çok direkt olmak zorunda değil her zaman. Birebir bir bağ olmak zorunda değil ama bir yorum bekliyorlar. Şimdi tabii Leslie Locko'nun bu geleceğin laboratuvarı çok geniş bir kavram ama geleceğin laboratuvarı aslında Afrika diyor. Çok da bir yandan lokal ve parantezi bir daralttığı bir şey de var. O yüzden ilk başta bunda çok zorlandık açıkçası. Yani çok spesifik kendi bulunduğu nokta üzerinden bir şey tartışmak istiyor ana sergide. Ama biz Türkiye'den, bazı ülkelerin mesela buna katkı sunması çok kolay. İşte zamanında sömürgesi var orada, bir şey var. Yani bağlantı kurması daha kolay. Ama Türkiye ile Afrika üzerinden doğrudan bir ilişki kurmak... bazı açılardan çok zor. Özellikle mimarlık etkileşimi anlamında. Fakat biz bunu bu geleceğin laboratuvarı meselesi üzerine birazcık hani Türkiye'de gerçekten bizim mimar olarak geleceğin laboratuvarı olarak neyi görüyoruz? Ya, ofiste zaten bir yandan çok çalıştığımız bir konuydu. Yakın zamanda ürettiğimiz projelerin, inşa edilen projelerin çoğu mevcut yapının dönüşümü üzerinden. Ki bu mevcut yapının da şey ayrımı önemli burada. Tescilli yapı değildi hiçbiri. Tescilli yapılar çünkü zaten korunması gereken ve dönüştürülmesi gereken yasalarla korunan şeyler. Hani bizim kişisel inisiyatifimizden bağımsız. Fakat bizim önümüze gelen projelerde yıkma alternatifimizin olduğu, hatta yıkmaya teşvik edilip yenisini yapmamız yönünde brief aldığımız. Fakat öyle yapmamayı tercih ettiğimiz ki kitapta da geçiyor zaten havuz yapısı. Asıl her şeyin çıkış noktası. O zaman yani mimarlığın çuval teorisi zaten bundan yaklaşık bir sene önceki bir Instagram postuyla ilk ortaya attığımız bir şeydi. Sevince'nin yazdığı bir şeydi. Ursula'nın ve Elizabeth Fisher üzerinden. Biz de dedik ki yani bu geleceğin laboratuvarı aslında bizim için bu binalar. Ve Türkiye'de bundan çok fazla var. Çok çeşitli var. Çok farklı tipolojiler de var. O zaman biz bunu böyle yorumluyoruz ve böyle bir ilişki kurmaya çalışıyoruz dedik ve bunu da böyle anlattık açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Peki burada biraz da çuval teorisine girecek olursak, sonuçta çuval teorisinde biraz daha insanların hikayelerine odaklanırken, sizinle birlikte biraz daha yapıların, yani mimari yapıların hikayesine odaklandığımız bir yorumu görüyoruz süreçten bahsettiğimizde. Bununla alakalı olarak... Bu hayalet hikayeleri göz önünde bulundurduğunuzda hem açık çağrı süreciyle birlikte sizin ortaya çıkarmak istediğiniz fotoğraflar, yapı blokları, bunlarla ilgili beklentileriniz ne düzeydeydi? Sonuçlar sizi nereye doğru götürdü? Onu da merak ediyorum. Çuval teorisinden başlayıp açık çağrıya giden süreci bir tekrar böyle detaylı bir şekilde konuşabilir miyiz? Şimdi çuval teorisi Oral'ın dediği gibi bizim havuz Florya, İPA Florya kampüsünün dönüşüm esnasında yaptığımız bir havuz projesi var.
işte Biennial başvurusundan bir sene önceye denk geliyor. Ve proje bittikten sonra onu Instagram'da yayınlayacaktık ve mevcut oradaki, yani bilmeyenler için, mevcut bir havuz var. Havuzu yıkmak yerine biz, çünkü aslında herhangi bir tarihi ya da kültürel şey olan, değeri olan bir havuz değil. Fakat biz onu yıkmak yerine... Yansıtmak belki mümkün olursa buradan, evet, gösterme şey PDF'e geçebilirsek. Evet, PDF'e geçebilirsek. Ha. Teşekkürler. Ha, bu, evet. Bu havuzu yıkmak yerine dönüştürmeyi önerdik. İPA da kabul etti bu fikri. Çünkü genelde işverenler daha güvenli tarafta kalıp, yani bir yüzme havuzunu etkinlik salonuna dönüştürmeye uğraşmakla yerine yıkıp yeniden yapmanın daha hızlı, daha pratik ve daha ucuz olacağını düşünürler. Yükleniciler de destekler bunu. Burada bu fotoğrafta gözükmüyor ama üzerine yeni yapılmış böyle bir açılır kapanır bir strüktür var. Epeyce de para harcanarak yapılmış. Havuzun hem kış hem yaz kullanılması için. Yine bilmeyenler için çok kısaca bu kampüsün hikayesi aslında 2019'dan önce. Burası, daha doğrusu erken Cumhuriyet döneminde bir kent ormanı iken, zaman içerisinde yerel yönetim bürokratlarının kendi konutları olarak kullandığı özelleşmiş bir alana dönmüş burası. Bu da konutların özel yüzme havuzu. 2019'da yerel yönetim değiştiğinde bu kamusal alanı tekrar kamuya verme vaadi oluyor belediyenin. Ve görev başına gelince de İP burası İstanbul Planlama Ajansı'nın kampüsü olarak dönüştürüyorlar. Fakat havuzu ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de bu havuzu bir işte etkinlik salonuna dönüştürdük. Sonunda kitabın sanırım onun fotoğrafı. Ha, burada görünüyor. Soldaki fotoğraf. Yani şu ikisi de. Ve bunu işte Instagram'da şimdi baktığınızda çok mimari, alıştığımız mimari estetik yok burada. Yani o yukarıdaki o sarı alüminyum şeyler. Hatta böyle ünlü bir mimar arkadaşımız, bizden de yaşça büyük, şey ya, bir hafta sonra gidelim şunları siyah boyayalım Allah aşkına falan diyor, o sarı şeyleri sarı bıraktığımız için. Keza yandaki havuz seramikleri de aynı şekilde. Yani biz oraya bir şey seçsek, kaplama seçsek onları seçmeyiz. Ama özellikle onların kalması, ya bir kere zaten ekstra maliyet olmaz ama bir taraftan da buranın zamanında havuz olarak kullanıldığına dair bir hikayesi var. Özel bir yüzme havuzu ve bu özel yüzme havuzunun kamusal bir mekana dönüşmesi hikayenin bir parçası. Dolayısıyla bunun kalmasını istedik. Sonra yayınlarken Instagram'da, ama bir taraftan da tabii içimizdeki mimar, yani işte olmasa mıydı falan diye düşündüğümüz de oluyor herhalde, bilmiyorum. Ben bir şey yapmak istedim. Yani bunun çirkinliği, çirkin çünkü günün sonunda bu fotoğraf. Bu fotoğrafın çirkinliği ile ilgili bir şey yazmak istedim. Zaten böyle çok okuduğum şey metinler, Ursula Le Guin'in metinleri. Oradan onun şey için yazdığı, çuval teorisini o edebiyat için yazıyor. Edebiyat aslında, yani hikaye her zaman içinde böyle bir rekabet, savaş, işte bir alıp verememe, itiş kakış ve bunun sonucunda ortaya çıkan kahraman, yükselen kahraman figürler üzerinden olmak zorunda değildir. Böyle anlatmasak da çok dinleyeni olabilir hikayenin gibi bir şey söylüyor Ursula Le Guin. Çok kabaca anlatıyorum. O da aslında evrimin çuval teorisine dayandırıyor. Elizabeth Fisher'ın 70'lerde öne çıkardığı bir teori. O da şunu söylüyor: biz mağara duvarlarında hep işte mızrakla mamut avlayan insanları görüyoruz. Onlar çiziliyor. Fakat önce o mamutu avlamadan önce insanların kendini doyurması gerekiyordu. Ve bunun için de belki ilk kültürel araç sivri bir nesne değil, bir şey topladığımız bir çuval ya da heybe gibi bir şeydi diyor. Ve hikayeyi buradan anlatmaya başlayınca çok daha başka bir yere gidebilir insanlığın çıkış hikayesi diyor. Şimdi biz bunu mimarlıkla ilişkilendirirken ilk başlarda bizim bu sunumu belki 10. falan yapışımız olsa gerek. Böyle Türkiye'nin bir sürü yerinde konuştuk bu konuyu Biennial süreciyle beraber. Fakat ilk başlarda böyle konuşuyoruz işte son 10 dakika soru cevaplar. Her şey çok güzel, çok net anlaşmış. Yalnız ben çuval teorisinin mimarlıkla ilişkisini bir daha anlatır mısınız falan diyorlar. Ben orada böyle olmadı falan. Ama şöyle bir şey oldu. Anlattıkça oturdu. Yani şimdi de daha iyi anlattığımızı da düşünüyorum. Ve serginin de tabii sergi sürecinin de buna çok faydası oldu. Şöyle ki o kahraman dediğimiz, yani aslında hikayenin içerisinde bireysel bir başarı, tekil bir kahraman olması, edebiyat ve evrim teorisine referans verirsek, bunu mimarlığa uyarladığımızda genelde bu ya mimarın kendisi kahraman ya da yapının kendisi, tekil böyle görünen, gösterişli kent içerisinde bir nesne olarak
mimarlığı düşünme şeyi değişti. Bu bizim uydurduğumuz bir şey değil. Yani son 10 yıllarda dünyada değişiyor. Bunu da şöyle söylüyorduk. Yani Pritzker ödülü diye çok ünlü bir mimarlık ödülü var. Bu ödülü 2002'de alanlar, yani bundan 20 sene önce alan İsviçreli mimarlar Herzog, Demeron, onların dönüşüm projeleri, mevcut binayı dönüşüm yaklaşımı ile Allah Allah, canım nasıl? Sen anlat, ben şey yapıyorum. Dönüşüm projeleri bu mesela, o ekibin dönüşüm projesi. Ve kendi dönüşüm yaklaşımlarını Aikido stratejisiyle açıklıyorlar. Karşındakinin enerjisini alıp onu yenmek için kullandığım bir şey diyor. Buradaki karşında düşman dedi, düşmanın enerjisi diyor. Düşman dediği şey mevcut bina. Aşağıda görüyorsunuz mevcut bir şey var orada. Hangar yapısı var. Hamburg'da bir liman yapısı bu. Üzerine de kondurdukları şey binası, Philharmonic Orkestrası. Çok etkileyici bir yapı bu arada. Biz de yani çok beğeniyoruz. Zamanında çok gezdik etkilenerek. Fakat strateji olarak yani o kadar uzun sürüyor ki, beklenenin 10 kat üzerinde bir bütçe, 7 sene uzun süren bir yapım süreci ve gerçekten de zorlayıcı kent, yani bütün Almanya ölçeğinde, parlamentoda falan tartışılıyor bu proje. Ya burada şey, tam kahraman değil. Aslında bu da hani elinde kılıçla duran bir heykel gibi şehrin zaten en önemli noktasında bayağı parlıyor. Yani bu bir kahraman işte. Ama bizim belki bahsetmeye çalıştığımız şeyle karşılaştırıyoruz zaten bunu sergide de. Lakaton Vassal'la bu da bir dönüşüm projesi. Bu eski hali, bu da yeni hali. Burada da dönüşüm stratejisini şöyle söylüyor. Never demolish. Yani hiçbir zaman yıkma, her zaman always işte transform, her zaman dönüştür. Ama oradaki şey, sonrasındaki şey yani with and for the inhabitants diyor. Yani orada yaşayanlarla ve onlar için dönüştür diyor. Yani bunun tamamen zıttı bir aslında strateji. Ve bu binaya bakarsanız muhtemelen şehrin içinde geçerken çok da kafanızı kaldırıp bakacağınız ya da önünde fotoğrafını çekeceğiniz bir bina değil. Hikayesi aslında enteresan. Çünkü bunun üzerine belgeseller yapılıyor. Çünkü içeride yaşarken insanlar dönüşüyor bu bina ve şöyle, normalde bu tip dönüşüm projelerinde mevcut binayı yıkıyorlar, yerine çok parlak bir bina yapıyorlar ve yapılan bina artık o kadar kirası yükseliyor ki orada oturan insan şehrin daha periferi bir noktasına, daha uzağında bir yere taşınmak zorunda kalıyor. Fakat burada öyle olmuyor. Burada zaten içinde oturmaya devam ederken bu dönüşümü yapmanın stratejisini oluşturuyor Lakaton Vassal ve bittiğinde de kiralarındaki artış çok daha cüzi bir artış oluyor. Çünkü maliyetleri çok zaten daha düşürebilmiş oluyor. Yani temel olarak bu ikisini aslında anlatıyoruz. Biri bir kahraman, mimari bir kahramanlık hikayeydi. Yani bir kahraman üretirken burada ise bir hikayeden bahsediliyor. O hikayeyi anlamak ve onun üzerinden bir şey aslında. Yani bir, ilk hani kıvılcımı da böyle çıkmış bir şey. Bizim havuz da öyle. Yani havuzu yıkıp biz ki gerçekten yıkabiliriz diye geldiklerini. Bu mimar için de zor bir şey biliyorsunuz. Hep çünkü bize eğitimde de bir şeyleri yıkıp yeni yaptığında daha değerli ve daha sanki yaratıcılığın ya da bütün o şeyini dışa vuruyorsun gibi gösterir. Çok da zor bir şekilde ikna ederek, hikayesiyle ikna ederek, bakın bu binayı yıkmazsak bu havuzun burada durması, daha öncesinde ayrıcalıklı bir grup için kullanılan bir havuzken, şimdi insanların bir araya geldiği bir yapı, hikayesinin ilginç olduğu aslında bir senaryodan bahsediyoruz. Yapının kendisi o kadar ilginç değil çünkü yani orada bir seramikler var, işte oturulan şey var. Hani o kadar da böyle bir seyircinin dediği gibi güzellik üzerinden tartışılacak bir yapı değil. Ama hikayesini anlattığında herkesin o zaman başka bir bu sefer şeyde boyutta tartışmaya yol açıyor. Evet. Aslında gerçekten bu havuzun dönüşüm süreci hem ilham olmuş hem de oradaki background, siz de bahsettiniz hocam, hani sadece belediye başkanlarının kullanabildiği bir alanken ve onlara hizmet eden bir yerken birden kamusal bir sürece doğru evriliyor İstanbul'un değişen yönetimiyle birlikte. Ve buradaki bence kodlar da çok önemli. Sizin işte orada fayansları işte koruyor olmanız ya da havuzun hala belli biçimde kendini koruduğu. Fakat orada yapılan konuşmalarda ve diğer bütün söyleşilerde hala mekan havuz olarak anılmasına devam etmesi konusu. Bence burada verdiğiniz örneklerle birlikte dönüşüm ve dönüşümle birlikte de sizin manifestoya biraz aslında geçiş yapmak istiyorum. Çünkü manifestoda da siz şundan bahsediyorsunuz. Yani son kullanma tarihini uzlaşıya bağlıyorsunuz. Ve uzlaşıyla birlikte bağ kurduğum bir kavram daha var benim.
sonuçta insanlar o uzlaşıyı kaybettiğinde o mekanı tekrar kullanıp kullanmama noktasında ikilemde kaldığında ve artık orası terk edildiğinde geriye tek şey kalıyor, hafıza. Hafıza ile birlikte artık işte hala kent hafızasında onun devam ettiği yer ya da insanların anılarında karşılaştığı mekanlar olarak günümüzde önümüze çarpıyor. Sizin hem bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem manifestoyu da biraz değinmiş oluruz kitapla birlikte. Şimdi bizim uzlaşı, hafıza yerine uzlaşı dememiz aslında biraz bilinçli bir tercih. Çünkü hafıza biraz şey geliyor bana, subjektif, öznel. Yani başkalarının hafızası adına konuşamayacağımız gibi kolektif hafıza dediğimiz şeyin de ne olduğu aslında çok tartışmalı. Dolayısıyla bu uzlaşı dediğimizde, yani hafıza yerine uzlaşı dediğimizde bir ortak zemin, yani bunun yıkılmaması için ortak zemin oluşturmak sanki daha, ortak zemin oluşturmaya daha uygun bir kavram diye düşündüğümüz için uzlaşı dedik. Çünkü binalarla, mesela bu binayla ilgili biz depremden sonra bu Kahramanmaraş'taki İl Özel İdaresi binası çirkinliğiyle ünlü. İşte Google'a en çirkin bina yazdığınızda çıkan binaydı yıkılmadan önce. Depremden 6 ay önce yıkıldı. Çok uzun da bir sürmüş yıkım süreci. Çünkü çok sağlam bir bina. Ve bütün aslında bu binayı yıkabilmek için, bina da sağlam olduğu için bütün çevresini kentsel dönüşüm alanı ilan ediyorlar. 40 hektarlık alanı. Fakat işte depremi de bahane göstererek. Fakat çevredeki binaları güçlendirmek ya da yıkıp yapmak yerine sağlam olmayanları bundan başlıyorlar. Sonra biz depremden sonra Kahramanmaraş'a gittiğimizde bu binayla ilgili konuşurken mesela şöyle şeyler söyle, özellikle Z kuşağı daha genç olanlar. Bu cadde üzerinde, burası Trabzon Caddesi, Kahramanmaraş'ın ana caddelerinden birisi. Bu cadde üzerindeki, yani tamam çirkindi ama en ilginç binaydı oydu. Biz hep onun önünde buluştuk. Yani birbirimize sembol olarak gösterebileceğimiz bina oydu. Yani o çirkinliğiyle günlük hayatta bir hafızalarda, yani o kuşak için söylüyorum. Yani günlük hayatta bir şeye dönüşmüştü, sembole dönüşmüştü diyorlar. Fakat burada tabii uzlaşı, yani bu binanın yıkılmasını isteyenler mesela silüeti bozduğundan ya da çok o postmodern mimarisinden, çok gerçekten iri bir bina çevresine göre, ondan şikayet ediyorlar. Yıkılmasını iste, Mimarlar Odası çok çabalıyor yıkılmaması için. İşte dönüşüm projeleri yaptırtıyor. Burada hafıza üzerinden gidecek olsanız mesela, çünkü anket yapıyorlar, kentin %50'si yıkılsın, çok çirkin, ben bunu hatırlamak istemiyorum. Geri kalan %50'si yıkılmasın ya, o kadar da kötü değil, turiste falan bunu gösteriyoruz diyorlar. Hafıza üzerinden gidecek olsak bir yere varmak daha zor. Ama bunun bir değeri oldu, yani aslında ekonomik değeri olduğunu, yıkmayıp dönüştürdüğümüzde harcayacağımız ve çevre, ekolojik olarak da çevreye vereceği zarar, oradaki toz yaratacağı inşaat şeyini falan düşünerek bunun üzerinden o uzlaşmayı oluşturmaya çalışmak daha kolay geldiği için özellikle uzlaşı dedik orada. Evet, çok teşekkürler. Peki manifestodan biraz daha bu İşin kolektif tarafına da değinmek istiyorum. Buradaki terk edilmiş yapı blokları için bir açık çağrıyla birlikte aslında serginin kolektif bir süreci de planlanmış oldu. Burada sizin beklentileriniz nelerdi ve gelen fotoğraflarla birlikte desteklenen, kurguya sizin de beklemediğiniz ölçüde katkı sağlayan buluntular oldu mu? Özellikle ben mesela açık seçkide konaklama yapılarını görünce çok etkilendim. Özellikle terk edilmiş, işte kullanılmayan, kaderine terk edilmiş o yapı bloklarını. Biz ara ara Ankara'da da konuşuyoruz, Ankara'dan gelen birisi olarak. Özellikle biz de kullanılmayan, terk edilen, işte devletin himayesinde olan, sonrasında ansızın bir gece yıkılan birçok yapı bloğunu kaybediyoruz. O yüzden buradaki açık çağrı bence serginin çok önemli noktasına parmak basıyor. Bunu da biraz açmak isterim sizin katkınızla. Şimdi açık çağrı şöyle aslında, iki katmanı var. Bir tanesi tabii dediğiniz gibi böyle bir sürü proje var ve bunları temel fikir Venedik'te anlatmak. Fakat ilk başta şöyle düşünüyorduk, yani bir sürü bina var, hani bir fotoğrafçıyla muhtemelen anlaşırız. Türkiye'nin bir sürü yerine gider, bunların fotoğraflarını ya da videolarını çeker ve biz de sergileriz, daha geleneksel yöntem. Fakat sonradan işte Sevinç'in dediği Esen Karoğlu'nun da katılmasıyla ekibi şunu tartıştık. Yani biz aslında burada mevcut olanın dönüşümünden bahsediyoruz. Onun öneminden bahsediyoruz. Ama gidip işte
yeni yeni fotoğraflar, güzel güzel ki güzel fotoğrafçı onu özenle çekecek, işte videolar vesaire çekmek biraz çelişkili bir durum değil mi diye konuştuk. Çünkü bu yapılar aslında internette bir sürü fotoğrafı var. Çok ilginç YouTube'da bu konuya özel bir sürü video var. Hani böyle YouTuber'lar var. Gidiyorlar mesela işte şeydeki şatoları zaten çok herkes biliyordur şu binayı. Burada mesela bir sürü YouTuber'ın gidip burayı belgelediği şey var. Şimdi biz niye gidip bir daha fotoğrafını çekelim bunu? Zaten hali hazırda yapılmış bir sürü, çekilmiş bir sürü fotoğraf, video varken onları neden kullanmıyoruz? Niye bir açık çağrı yapıp hani daha kapsayıcı ve geniş ve hiç de bilmediğimiz belki hiç de ulaşamayacağımız noktalara ulaşmıyoruz gibi bir stratejiye dönüştük. Öyle olunca iki şey çok rahatladı. Birincisi bizim iş yükümüz çok hafifledi. Şeyimiz serginin maliyeti çok azaldı vesaire. Yani bir işin çok pratik tarafı vardı ki dediğim gibi asıl amaç dönüştürmek. Yani bütün bu fikir o. İkincisi de çok daha geniş kitlelere daha sergi açılmadan ulaşabilmiş olduk. Çünkü Venedik'te bir şey yaptığınızda şu çok problem oluyor gerçekten. Önceki Biennallerden de biliyoruz. Orada uzakta bir sergi yapılıyor. Buradan gidilmesi çok zor. Giderek daha da zorlaşıyor ekonomik koşullar sebebiyle. Bizim de en çok kafaya taktığımız meselelerden birisi orada yapılsın tamam sergi ama burada da ciddi bir karşılığı olsun istiyorduk. Ki kitap bunlardan biri, işte açık çağrı bunlardan başka bir tanesi. Yani daha ortada hiçbir sergi vesaire yokken Türkiye'de bu konu Instagram hesabı ki onunla başladı zaten açık çağrı ve işte diğer başka mecralarda konuşulmaya başlanmıştı zaten. O açıdan bu çok şey geçti, olumlu oldu bizim için. Ama tabii iş yükü çok hafifledi derken hiç öyle bir şey olmadı aslında. Çünkü Esen çok güzel bir şey söyledi orada. Dedi ki siz bütün enerjinizi bu işe mi harcamak istiyorsunuz? Yani bu yapıları belgelemek ve bunları arşivini oluşturmak. Benim anladığım bunu harcamak istemiyorsunuz. Çünkü siz bu sadece karanlık panoramayı çizip bırakmak istemiyorsunuz. Tam tersi. Zaten o zaman manifesto falan yok. Onları da hep Esen dedi siz bir manifesto yazın. Sizin bir manifestonuz var onu lütfen yazın falan diye. Ve biz aslında bütün o bulut kısmından, yani tezgah, o 15 tane masanın üzerindeki içeriğe ayıracak ve kitabı oluşturacak şeyi enerjimiz kaldı bu sayede. Bir de şöyle güzel bir şey de söylemişti. Yani bunların mesela fotoğrafçıların özel bir fotoğrafçının çekmesi gereken böyle bir sanat eseri, büyük yapıtlar, hani hatırlanması gereken güzellikler değil aslında. Zaten onları vurgulamak istemiyoruz biz. Sadece belgelemek istiyoruz ki gerçekten içlerinde çok güzel. Yani fotoğrafçılar da açık çağrıya katıldı ama fotoğrafçı olmayıp herhangi birinin gönderdiği çok etkileyici fotoğraflar da vardı. Evet tabii çok iyi bir fırsat. Hani Türkiye pavyonunun bir parçası olarak hissetme şansını da karşıya vermiş oluyorsunuz. Yani katılımcı kendi bir dedektif gibi aslında artık kullanılmayan işte atıl bırakılmış bir alana gidip fotoğraflıyor ve bu serginin bir parçası olması için orada bir emek sarf ediyor. Hani buradaki kolektif süreç de çok önemli. Bir de şeyi merak ediyorum. Her zaman işte burada sergi bunu çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor ama tabii zamanla birlikte bu mekanların şu anki durumu, bunların belgelenmesi ve sonraki aşamasıyla alakalı da derin bir tartışma yaratıyor aslında. Şimdi günümüzle bir bağ kuracak olursak, sergiyle birlikte bu yaratılan bakış noktası, sizce bu yapıların yeniden işlevlendirilmesine de bir olanak sağlayabilecek mi? Ya da sizin aslında söylemeye çalıştığınız şey, hayır, sadece bu yeniden işlevlendirme ya da bunların uzlaşıyla birlikte tekrar kendini bulmasıyla ilgili bir söylem değil. Biz sadece böyle bir süreç var, bu hikayeleri ön plana taşımak istedik diye bir vurguyu mu öne çıkarmaya çalışıyorsunuz? Yok, tam tersi işte ilk söylediğiniz gibi. Çünkü orada zaten mesela masalardan birinde Mersin Belediyesi, sergide Mersin'deki metropol binası var. Cengiz Bektaş'ın 52 katlı, yapıldığı zaman Türkiye'nin en yüksek binalarından biri olan böyle bir kule, betonarme bir kule ve çok kat, büyük bir kısmı terk edilmiş. Tam biz bunu yaparken, sergiyi yaparken Mersin Belediyesi o kat, o binanın 3-4-5-6 katını neyse dönüştürüp oraya taşıdı belediyenin bazı birimlerini. Ve biz bunu sergide özellikle bu bina, içi avlusu falan da, bazası da çok ilginç. Ve bu durumdaydı yani. Bu geçen sene Ekim'de falan çektiğimiz bir fotoğraf. Biz bir kısmına da kendimiz gittik yapıların.
zaten öncesinde, Biennial öncesinde gitmiştik. Biennial'den, Biennial araştırması işte mesela Anka Park'a, Ankara'ya geldiğimizde gittik. O Anka Park yani gerçekten çok dönüştürücü. Ankara'da olanınız varsa ve gitmemiş olan varsa mutlaka gitsin. Gerçekten şok edici. Yani kente, kaynaklara, dünyaya falan insanın bakışını, politikaya, siyasete bakışını etkileyebilecek seviyede bir garip bir yer. Sürreal bir ortam. Her neyse bunu mesela bu örneği sergiledik biz. Şeyde var. Biennial'de var. Çünkü şunu düşünüyorduk her zaman. Bunlar çok göz korkutuyor ya. Yani bunu dönüştürmek çok zor, çok pahalı falan. Halbuki öyle değil. Bu bir yaklaşım meselesi. Ve özellikle yerel yönetimlerde şey çok oluyor. Aa, Mersin Belediyesi yapmış, o zaman biz de yapalım. Ya işte yaptı, bak tuttu, oldu, işledi. Biz de yapalım gibi bir şey çok oluyor. Yerel yönetimlerin kendini yalnız hissetmemesi. Çünkü her şehrin üzerinde bu yük var. Biz ön araştırmayı yaparken daha Biennial'e başvuru aşamasında Google'a işte Çorum terk edilmiş bina, Adana terk edilmiş bina yazıyoruz, bir şey çıkıyor. Ya yani hiç boş çıkmadı. Bu zor bir şey de değil yani bu şeylere ulaşmak, yapılara ulaşmak. Çünkü özellikle yerel gazetelerde falan çok haber oluyor. Dolayısıyla bu iyi örneklerin teşvik edici olmasını çok önemsedik süreçte. Evet. Beş yıl sürecinde bu binanın 4-5 katına belediye taşındı. Yani sergiye onu da koyma fırsatımız oldu. Yani hem terk edilmiş bina olarak fotoğrafı vardı. Sonra bir sergi hazırlarken Mersin Belediyesi belli birimlerini taşıyınca dönüştüğü halinin de bir parçasını masada iyi bir dönüşüm örneği diye koyduk yani. Daha o zaman oldu. Yani amaç zaten şu mesela çok vardı. Aramızda da tartışıyorduk, İKSV ve Esen'le de tartışıyorduk. Yani sonuçta siz mimarsınız, hani birkaç tanesine de proje yapsanız gibi. Şimdi bu değildi niyetimiz kesinlikle. Yani bunlar nasıl dönüşürün, böyle güzel örneklerini çizmek planını kestin, bu kesinlikle değildi. Fakat bunları dönüştürmek için elimizde nasıl enstrümanlar ve fırsatlar var, bunu anlatmak, stratejiyi anlatmak. Çünkü öbürü çok bitmiş bir senaryo sunmak oluyor. Yani sonu belli bir şey ama öbüründe ucu açık bir şey, yöntem belirliyor ve herhangi birisi, herhangi bir belediye ya da başka birisi dönüştürecek enstrümanları görmüş oluyor. Bütün amaç da buydu zaten. Didaktik olmasın yani amacımız. Didaktik bir şey yapmak değil. Ki yapay zekayı kullanmak da şuydu. Bak yani yapay zeka bile birkaç böyle bir kod yazıp üzerine işte birazcık şey yapınca bir senaryo üretiyor. O kadar da şey değil ama baştan bu çirkin bilmem ne falan deyince işte Kahramanmaraş'taki gibi bitiyor hikayenin sonu. Çünkü çok subjektif bir zemine şey yapıyorsunuz. Dünyanın en saçma binası deyip sen onu zaten yaplarsan yapabilecek hiçbir şey yok ortada. Evet. Peki ben şeyi de merak ediyorum. Bu burada güzel bir örnek. Mersin Belediyesi'nin birkaç katına taşınması, onu kullanır hale getirmesi. Özellikle sergiden sonra size ulaşan yerel yönetim yetkilileri oldu mu? Ya bu binayı nasıl kullanabiliriz ya da acaba hani sizinle temasa geçen de oldu mu böyle bir süreçte? Yani olmadı. Yok, bizde genelde bu işlerden sonra Türkiye'den pek arayıp soran olmuyor. Genelde yurt dışından biz çok. Şey bir proje işte demiştim ya Biennial'e birkaç kere başvurduk falan diye. 2016'da 16'da mıydı? 18'deki başvurumuz şeydi, İstanbul'un deprem sonrası, beklenen İstanbul depremi sonrası için bir afet sonrası yüzen yaşama birimi gibi bir şey. Bunun böyle bir araştırma projesi olarak sunmuştuk. Sonra seçilmedi Venedik Biennial'in ama o sene tasarım Biennial'i olacaktı. İKSV küratöre göstermiş, Belçikalı küratör Jan Boylen'e. O da çok beğenmiş. Tasarım Biennial'i de sergileyelim bunu demiş falan. Neyse biz o projeyi geliştirdik, yaptık. Ondan sonra hatta böyle bir eğitim ayağı da vardı. Bir mimarlık fakültesi, sosyoloji bölümü ve inşaat mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, MEF Üniversitesi işbirliğiyle bir stüdyo yaptık. İşte 40 öğrenci, 4 hoca böyle interdisipliner bir stüdyoda yaptık. Her şey çok güzel, bizim için çok öğretici bir süreç oldu. Fakat oranın dediği gibi evet, yani bütün o özellikle bir de ofiste bir prototip ürettik yüzere. Win prototipini ürettik. Dünyada yani Tayvan'daki Esquire dergisinden işte Texas'taki afet ofisine çok geniş bir ilgi gördü bu proje. Türkiye'den pek arayan soran gerçekten olmadı. Hatta ilk 2 sene yayınlanmadı bile bir yerlerde. Sonra deprem, bizim bu Maraş depreminden sonra birden akıllara geldi böyle bir proje oldu. Gerçekten hani hem mimarlık şeyleri, platformları hem diğer yayınlar arıyorlar. Bir tane dekorasyon dergisi aradı. Biz de böyle şey diye düşünüyoruz Mart ayında. Ya işte konu o kadar bir anda insanlar, herkes ilgileniyor ki dekorasyon dergisi bile şey yapacak, afet sonrası konut gösterecek. Kendi aramızda da dalga geçiyoruz. İşte böyle döşersiniz diye mi gösteriyor? Hangi bağlamda acaba yayınlayacak falan diye.
Neyse biz gönderdik şeyleri. Hiç de istemedik. No, yani dergi basıldı mı? No, unuttu daha doğrusu. Biennial telaşı vardı o sırada. Sonra bir aklımıza geldi. Arşivimize koyalım. Ne yapmışlar, basmışlar mı? PDF'ini gönderir misiniz? Gönderdiler PDF'i. İşte metinler, benim bizim gönderdiğimiz metinler, işte İstanbul'un afet sonrası, deprem sonrasında ne yapacağı falan. Yani Yüzen Ev'den falan bahsediyor. Yüzen Ev'den bahsediyor. Görseller, bir de epeyce de bir yer ayırmışlar, 4-5 sayfa. Görsellerde, herhalde Hollanda'da falan olsa gerek, böyle müthiş çok tatlı bir Yüzen Ev var. Şeyleri uçuşuyor, perdeler uçuşuyor, bir tane çok hoş bir hanım kapıdan bakıyor falan. Böyle bir şey geldi ve tam böyle deprem sonrası zaten hepimizin psikolojisinin çok kötü olduğu bir zaman. Benim böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Böyle bir şey nasıl oluyor? Yayınlanmış bir de bu. Basılmış, dağıtılmış her yere. Editöre mail attım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani ne yaptığınızın farkında mısınız falan. Neyse beni aradı. Ya çok üzülüyorum. İşte biz iyilik yapalım dedik. Depreme şey ayıralım. İşte sosyal sorumluluk olsun. Başımıza bu geldi. Bakın şimdi siz beni azarlıyorsunuz falan diyor. Ya dedim siz yapmayın iyilik ya, yapmayın. Düşünmeyin sosyal sorumluluk falan. Neyse sonra değiştirdiler onu. En azından dijital versiyonunda falan. Ama o dergi birilerinin evinde varsa öyle bir yani şey gibi şuursuzluk İlk gibi. İlk başta şöyle yani. Yorulduk. Herhalde bu ev çirkin geldi biraz onlara. Şimdi sonuçta dekorasyon dergisi bu. Baktılar yani. Çünkü çok iyi yani. Bütün bir drive klasörü paylaşıyorsun. İçinde metni var. Ben her şeyi yanlış gönderdim diye düşündüm. Ama nasıl gönderebilirim? Öyle bir şey yok. Hatta diyor ki seninci sen başka fotoğraf mı yolladın? Ya dedim. Bir kere yani başkasının projesi. Ya öyle bir şey de düşündük. Yani acaba dedik beğenmediler projeyi de böyle mi? Yani yüzer başka bir ev bulalım. Bizim dekorasyona da uygun. Perdeleri uçuşan. Yani bunu şundan anlatıyoruz aslında. Tam evet. Olur hata falan ama Türkiye'deki bu tür konulara yaklaşımımız maalesef çok böyle bir takım reflekslerle oluyor. Ve çok da ön yargılar var. Deprem dediğinde de başlıyor. Bir de değiliz böyle. Ay işte anlamazlar belediye falan. Hiç öyle insanlar değiliz. Mümkün mertebe her yerde çağırdıkları yerde gidiyoruz, anlatıyoruz falan. Yani dolayısıyla paylaşmaya da çok hevesliyiz. Ay bu Türkiye'ye fazla bu proje falan. Öyle dedi mesela bir hoca geçen gün. Türkiye'ye getirmek istiyoruz dedim ben. Türkiye'ye fazla o proje dedi sergi için. Hiç öyle düşünmüyoruz. Gerçekten ben hatta böyle borçlu bile hissediyorum. Yani gerçekten burada herkes görmeli bu sergiyi. Ne bileyim Ankara'da olsa falan böyle şeyler düşünüyorum. Ama böyle bir durum da var. Evet, ya özellikle şimdi Marmara Urban Forum'da bu kadar yerel yönetimden insanlar varken bunu özellikle sormak istedim. Hani bu kadar yeniden işlenmeye açık bir potansiyel, bir çalışılmış sergi projesi varken bir fırsat doğar mı diye. Umarım buradan duyulur hani buradaki sizin geri dönüşleriniz. Şimdi tabii... Yapıların, yapı stoklarının nasıl belgelendiğinden, yapay zekadan, açık çağrıdan konuştuk, manifestoyu da dile getirdik ama bir de serginin inşa süreci var Venedik'teki. Orada yaşadığınız tecrübeler var. Az önce konuşmamın başında bahsettiğiniz metrekaresi ve yapıların malzemenin çokluğundan. Bu kısmı da biraz merak ediyoruz. Burayı detaylı bir şekilde dinleyebiliriz. O kısım çok bilinmezliklerle doluydu. Çünkü biz şöyle düşünerek, tabii bu şey tasarım aşamasında ilk açık çağrıdan sonra çok fazla seçenek düşündük. Bir de biz aslında enstalasyon açısından çok deneyimli bir ofisiz. Yani çok fazla enstalasyon yaptık. Londra'da yaptık, Rotterdam'da yaptık, İstanbul'da yaptık. Malzemeleri biliyoruz falan. Böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla burada dedik ki biz burada risk almayalım. Zaten çok zor bir iş var ortada. Bir de enstalasyonda o kadar kuş kondurmaya gerek olmadığından da karar vermişiz artık geldiğimiz nokta itibariyle. Başka türlü de etkileyici olabilir falan. Çok basit bir fikir. Kumaşları asacağız tavana. Aşağıda da uzun bir masa olacak. Böyle başladık. O bu dünyanın en basit, çok hızlı uygulanabilir. Bütçesi uygun olacak falan. Çünkü kendi yaptığımız şeyle de çelişmek de istemiyoruz. Oraya böyle çok şık mimari bir şey, bir inşaat binanın içinde tekrar falan, bunu da yapmak istemiyoruz. Yani tekstil falan kullanmamızın öyle bir şeyi de vardı. Tarafı da vardı o geçicilik hissiyle ilgili. Bir de şey de tabii yani mevcut bir yapı var yine ve onun aslında yani Biennial'in kendisi zaten tersaneye dönüştürme. Yani bizim bahsettiğimiz şeyin iyi bir örneği. Buradaki projede de o mevcut olanla ilişki kurmak tabii ki istedik. Hani onun içine uzay mekiği gibi bir şey koymak değil. O yüzden kirişler zaten var yukarıda. Yeni bir strüktür kuracağımıza ona asalım dedik. Hani şeyde alttaki masada gayet yani iki ayakları falan o. Uygun işte bütçeli. Üzerine de doğrudan ahşabın üstüne doğrudan bir baskı var. Olabildiğince şeyi azaltmaya çalışıyorsunuz. İşçiliği çünkü çok pahalı Venedik'te. Yani Türkiye'dekinin tam tersi bir durum var. Pratik
bir takım sebeplerle işte bir fikir çıktı ama sonra sen devam et tabii senin için. Sonra evet çok zor oldu çünkü ilk biz Ocak'ta bir prototip yapmaya gittik. Biz her projede mesela İstanbul Modern'de Göğe Bakma Durağı diye bir proje yapmıştık 2013'te. Onda da yani her özellikle yerleştirme projelerinde illaki bir prototip yapıp deniyoruz oluyor mu ne oluyor diye. Bunda da Ocak'ta gittik bir deneyelim diye. Zaten çok basit bir fikir ne olmayacak falan diye düşünüyoruz. Fakat bir gittik ki yani kirişler yamuk, duvarlar yamuk. Yani çünkü... şöyle bu böyle ince uzun bir böyle ince uzun bir bina ya bu. Dikdörtgen gözüküyor ama dikdörtgen değil. Bu çok hafif böyle paralel kenar bir yapı. Yani buradan düz bir çizgi çizdiğinizde şöyle söyleyeyim. Buradan dümdüz çizgi çizsem şu pencereye gideceğimi düşünüyorum ya. Öyle olmuyor. Buradan çizgi çizdiğinde bu pencereye gidiyorum. Şimdi bizimkisi de 30 metre dümdüz bir çizgiye ihtiyaç duyan proje. Yani bu kumaşları buraya 3 tane düz kumaş asmamız lazım. Çok basit bir fikir. Ya neden olmuyor? Ve yani kirişler de dik değil buna. Açılı duruyor. Böyle bir 4-5 derece açılı duruyor. Ve biz kirişi astığımız için kirişin açısını alıyor. Diagonal bir çizgi çizmiş oluyoruz. Ve işin komiği duvarlar da şöyle, o da yamuk. Yani her şeyin yamuk olduğu ve ama böyle bir uzaktan bakınca çok güzel bir dikdörtgen gibi algılanabilir. Bütün şeyimiz o paralel kenar yapıyı düz bir şekilde nasıl yapabiliriz aslında çok odaklandık ve bunun için o kirişlere taktığımız kelepçeler vardı. İşte kelepçe ile o yamuk olan 4-5 derece dönen açıyı işte sıfırlayacak şekilde detaylar geliştirmeye çalıştık. O ilk prototip felaketti. Böyle acayip duruyor falan. Böyle çamaşır diye. Asmışsın gibi yamuk yumuk duruyor bir de yani gerilmiyor falan. Evet. Çok kötüydü. Ve hiç yani olmayacak. Çok küçük bir açıda 30 metre gittiğini düşününce zaten perdeler arası 10 santim. Perdeler birbiri içine yapışmayı bırakın iç içe geçiyor. Yani çok prezisyonlu bir uygulama gerekecek. Ama hem şey tarafındaki ekip iyi bir ekipti. İtalya'da uygulama tarafında. Evet, uygulamayı yapan ekip çok iyiydi. Evet, bir Exhibit onlar. Diye bir ekip zaten Biennale sergilerini kuran bir ekip. Onlar böyle bayağı jilet gibi yaptılar. Biz de ofiste... Gerçi o 10 santim 30 metre boyunca 10 santimdi yani. Onu inanılmaz bir prezisyonda yaptılar. Ama biraz böyle şöyle bağlayalım. Şimdi mevcut olanla uğraşmanın da bir yandan böyle bir şey. Yani sıfırdan yaptığınızda tertemiz yapıyorsunuz. Şu yani. Odaya çok güzel yaparsın mesela. Ama böyle bir şey mevcut olan zaten CSI diye işte Crimes Investigation yani olay yeri inceleme diye bir bölüm var. Çoğu zaman Türkiye'deki müteahhitlerin ya da işte işverenlerin bundan kaçınmasının sebebi de çok bilinmez kutular olabiliyor bu binalar. Yani havuzda da mesela biraz öyleydi. Yani yık yap desen adama 3 günde dümdüz eder orayı. Atar molozunu bir yerine İstanbul'un ve sıfırdan güzel iplerini çeker, akslarını koyar, oraya bir bina çıkarır. Bu şimdi bunu böyle yapmayıp mevcut olanın o şeyiyle uğraştırmaya ikna etmek çok zor oluyor tabii ki. Bu kolay bir şey değil. Uzlaşma dediğimiz biraz onunla. Yani bunun mevcut olanla bir diyaloğu geçmek, onunla konuşmak ve onun üzerinden bir şey tasarlamak için bir uzlaşı gerekiyor. Mimar olarak da bir takım şeylerinizi geri çekmeniz gerekiyor. Çünkü öbür türlü şu da bir ihtimaldi. Ya bu kirişler duruyor, kendi kirişimizi kendimiz yapalım diyebilirdik mesela yukarıya dümdüz. Hiç şey yapmadan. Ve çok daha kolay olabilirdi bazı şeyler ama ekstra bir takım maliyetler bu sefer. Ve de bir yandan da garip. Zaten kiriş var, niye bir daha yapıyoruz ki? Yani gereksiz bir israfa da gidiyor. O yüzden bu bizi kendi kendimize de böyle şey yapan bir proje oldu. Yani burada bu kadar hani çuval bilmem ne bir şey diyorsun. Hadi bakalım al sana çuval. Hani içine sığdırabiliyorsan sığdır. Bu sergiyi gibi bir durumda yaşadık. O da ilginçti bence. Yani ilginç bir şey oldu. Deneyim oldu ama bu zorluk hep var mevcutla uğraşıyorsanız. Burada da yaşadık bayağı. Bayağı ciddi yaşadık. Alttaki masa tabii çok daha rahattı. Ama yukarıdaki bulut yapmak zor oldu yani. Peki bir de alandan size gelen geri dönüşleri konuşalım. Özellikle uluslararası medyada gerçekten ilgi çekici karşılıklar buldunuz. Bir takım yine röportajlar oldu. Sizin peki, ya tam da anlatmak istediğimiz o değildi ama buraya kadar gittiği için de memnun olduk dediğiniz bir takım geri dönüşler oldu mu? Ya da oradayken oradaki temaslar, etkileşim nasıl geçti? Biraz o Biennale'in ilk açılış sürecindeki haftalardan konuşacak olursak.
çok fazla malzeme vardı burada ve bize hep konuştuğumuz şey şuydu. Yani Türkiye pavyonunda ortalama bir ziyaretçinin geçirdiği süre 3 dakika. Ya biz işte 6 ay boyunca bu 3 dakika için çalışıyoruz diye sürekli bunu düşünüyoruz. Çünkü normal bir sergi yapmak gibi değil. Onlarca ülke pavyonu var. Zaten çok iddialı, özellikle Giardini'deki pavyonlar iki ayrı alandan oluşuyor. İşte Arsenal ve Giardini. Giardini'de işte İngiltere, Almanya, Fransa falan ve onlar var. Arsenal'de de bizim olduğumuz kısım, ana serginin olduğu kısımdayız biz. Dolayısıyla böyle çok o şey, sürekli o 3 dakika için çalışıyoruz hissi. Ama bir taraftan da 15 masanın üzerinde öyle bir malzeme var ki yani günler geçirmek gerekiyor orada. Biz bunu niye yapıyoruz? Yapmasak mı? Bu kadar detaylı, ben özellikle çok söyleniyordum. Ondan sonra kim okuyacak bu kadar bunları falan, yazdırıyorsunuz bana mı falan diye. Ondan sonra ama geçen şöyle bir şey oldu. Bir şey arıyordum YouTube'da hayalet hikayeleriyle ilgili. İngilizcesini yazdım, bir video çıktı. Bir Portekizce bir video. Allah Allah falan bakıyorum böyle. Birisi, bir hoca sunum yapıyor, Zoom sunumu. Sunumun 20. dakikasında falan bizim kitap gözüküyor. Ondan sonra daha ilginci, biz Venedik tüzüğünü dönüştürdüğümüz bir kısım var şeyde, bir masa var. O gözüküyor. Ya adam kitabı almış, o detayda okumuş Venedik tüzüğü. Zaten orası benim en korktuğum kısım bu arada. Eyvahlar olsun, neler diyor acaba falan diye. Anlamıyorum da bu arada Portekizce. Kız kardeşim Brezilya'da yaşadığı bir süre, ona yolladım hemen. Ne diyor Selam burada bu falan diye. Ondan sonra işte diyor çok cool bulmuş. Şey, Venedik tüzüğüne yaptığınız bu müdahaleyi. Bir profesör Brezilya'nın başkentinde, Brezilya'da bir mimarlık okulundaki bir profesörün bir sunumu. O zaman şunu düşündüm. Yani çünkü ben gerçekten çok emindim. Yani bunu kim insanlar okumuyor ya çünkü. Bu kadar 15 masayı Biennale'de kimin dikkatini çekecek, kim okuyacak falan. O zaman böyle hani bunu düşünmemek gerekir. Bir şeyi üretirken onu çok düşünmemek lazım. Yani okur mu, yapılır mı? Elbet birisi bir yere, yani sonuçta Ursula Le Guin şey diyor, uzaya fırlattığımız bir mektup diyor yazılı her şey için. Düşünmeyeceksin, birisi bir yerde okur, bir yere dokunur diye düşünmek gerekiyor diye kendi kendime böyle. Çünkü Oral zaten her zaman çok inanarak, herkesin okuyacağını düşünerek. Ya şey olarak ama gerçekten sürekli kitapçıda bitti kitap ve biz sürekli evet, kitap evet bestseller oldu. Benim en büyük hayalim mimarlıkla ilgili bir bestseller yazmaktı ama hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Bestseller oldu kitap. Kitabı yeni dolanlar varsa imzalatmak için iyi bir fırsat olur. Biennale kitapçısında da yani özellikle İngiliz, çünkü ben önce İngilizce yazdım kitabı. Sonra dedim ki bu Türkçesini de ben kendim yazacağım, çevirmeyelim falan. Böyle kafa göz yara yara bazı yerlerde tutmuyor hatta Türkçesi, İngilizcesini belki de. O yüzden hiç İngilizce bir bestseller olacağını düşünmemiştim. Çok o açıdan mutluyuz yani. Şimdi az bir vaktimiz kaldı. Son soruya doğru bağlayıp sonra da salona dönmek istiyorum soruları olanlar için. Şimdi ben şahsi düşüncem, gerçekten burada çıkardığınız tüm bu seçki, buradaki fikirle birlikte yaratılan tüm o tasarım bence dayanılmaz bir potansiyel yaratıyor. Ve bu potansiyelin yarattığı da bir his var. O histe hani belki umut demek belki çok doğru bir tanım olmayabilir ama buradaki yapı stoklarının o tekrar hayata dönmesiyle ilgili bir heyecan ben kendi içimde duydum tüm projeyi izlerken. Venedik'e gidemedim henüz ama umarım kapanmadan görme şansım olur. Bununla birlikte bu serginin, buradaki tüm çalışmanızın hala ilk çıktığınız noktadaki düşünceyi savunduğunu düşünüyor musunuz? Yani siz buradaki tüm seçki her şeyin ortasında çok daha farklı bir hissi karşıya verecek. Yani bu umut demek istiyorum ama bu kadar belki terk edilmişlik, işte o soluk renkler, işte gri demek istemiyorum ama bir çok istemediğim kelimeyi söyledim bu arada. Gri'nin içerisinden böyle biraz daha renkli bir görüntüye dair umudunuzu, hele ki ülkemizde bu kadar büyük bir afeti de geride bırakmışken, ki şunu da not düşmek istiyorum. Deprem bölgesinde zarar görmeyen yapı stoklarının çoğu da terk edilmiş binalardı. Bu da günümüzdeki yapıyla o dönemdeki yapılar arasındaki inşa süreçlerini ortaya koyan bir şey bence. Bu tabii şu an öznel bir yorum. Ama hani buradan çıkış noktasını alırsak, bugün geldiğimiz noktada hala bunu savunuyor mu? Sergi bunu ortaya bıraktı mı bir düşünce olarak? Ya şöyle, bu arada başlangıçta onu bir söylemeyi unuttum. Hani dedik ya Leslie Locke'un Laboratory of Future. Aslında bir dediği şey de Hope is a very
important, powerful currency diyor. Evet. Yani o da bizim için çok önemliydi. Yani bu proje, ki sadece bunda değil, mesela o bizim yüzer evin ismi de Hop on Water'dı. Yani zaten Türkiye'de yapmayı en iyi bildiğimiz şey dram yaratmak. Böyle dizilerde de böyledir bu. Gündelik hayatta da şikayeti çok seven ve işte hep böyle bir şeylerin ne kadar kötü olduğundan aslında dem vuran bir ülkeyiz. Biz genel olarak zaten bütün bu araştırma projelerinde hep bir umut senaryosu ortaya koymak. Yani yoksa dediğim gibi yani karanlık bir tablo çizip ne kadar felaket işte inşa ettikçe etmişiz, şöyle yapmışız, hadi işte bunu anlatalım dünyaya falan. Öyle bir şey kesinlikle değil. Bunları zaten bir potansiyel olarak görmek ve bundan bir umut hikayesi yazabilir miyiz? Çünkü ekonomik olarak ciddi sıkıntıdayız. Dünya zaten kaynaklar tükeniyor vesaire. O yüzden yani hem global hem de lokal olarak bir sürü referans var. Ama asla şikayet etmeyen, masanın zaten amacı o, tezgah yapmamızın amacı o. Yani bu böyle, evet elimizde böyle bir zaten resource diyoruz, ham madde var. Bu ham maddeyi bu binalara nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl bunlardan iyi bir takım hikayeler çıkartabiliriz? Ki şuydu hatta şeyimiz, keşke birkaç bienal sonra bunların ciddi bir kısmını dönüştürsek de burada bir daha hani ikinci versiyonunu anlattığımız. Yani bakın, ülke olarak yani hep beraber. Yani evet, böyle bir bienalde de bunları dönüştürdüğümüz hikayeleri anlatıyor olsak gibi bir şeyimiz vardı. Ondan umutluyuz. Zaten başka türlü iki tane çocuğumuz var ki bırakıp gitmemiz lazım yani şey yani umut. Zaten olmak zorunda. Bu mesela Kahramanmaraş'taki bina depremden önce zaten bizim açık çağrı şey ilk şeye başvurduğumuzda, bu fikire başvurduğumuzdaki sunumumuzda da olan bir binaydı. Ve hatta iki panel yapmak istiyorduk. Yani biz bu tartışmayı Türkiye'ye yaymak istediğimiz için bir tanesi Kahramanmaraş, pardon, üç tane panel yaparız diye planlamıştık. Biri Kahramanmaraş'ta, biri Mersin'de çünkü metropol binası da çok etkileyici binalardan biri. Diğeri de Ankara'da olur diye düşündük. Ankara kendisi zaten son 20 senedeki terk edilmiş yapı stoğuyla bu işin şeyi gibi, merkezi gibi biraz. Sonra deprem oldu ve onları sadece Ankara'dakini yapabildik. Maraş ve Mersin'i yapamadık ama yine de gittik biz Maraş'a. Ve o noktada biz mesela İstanbul depremi projesini yaparken de şunu söylüyorduk. Yani bu medyada İstanbul depremi hep bir son olarak gösteriliyor. Yani deprem olacak, felaket, kıyamet günü, bir daha onun da sonrası yok, ötesi yok. Dolayısıyla bu insanlarda zaten deprem sonrası için hazırlanmak üzerine bir şey yapmanı engelliyor bunu böyle lanse ediyor olmak. Ki bu Maraş depreminde gördük. Yani deprem sonrası da en az deprem kadar ve deprem öncesi hazırlık kadar önemli bir konu diye. Burada üç masa vardı mesela baştan beri düşündüğümüz. Biri şeyle, betonla ilgili, biri mevcut yapı stoğunu, işte CSI dediği olay yeri inceleme, Oral'ın az önce sözünü ettiği masa. Biri de Repair shop, tamir dükkanı masası. Bunları mesela biz depremden önce konuşurken hep ya çok böyle herkesin ilgisini çekmeyecek bu masalar. Özellikle beton falan, böyle orada betona bakıyoruz, malzemenin kendisine bakıyoruz. Daha biraz mimarlık nerdlerin ilgisini çekecek şeyler diye düşünürken bir anda deprem olunca herkes işte anneannem falan bilmeye başladı beton sınıfı ne. Sokakta herkes bunu konuşur olmaya başladı. Bu da Maraş'tan bir şey örneği. Sergide de var bu. Gittiğimizde böyle sokakta yürürken gördüğümüz bir moloz örneği. İçindeki agregalar 8-9 santim. Yani bu kadar büyük bir yıkımın, zaten hep onu soruyorduk. Yani Türkiye beton ihracatında bir çok uzun bir süre, 2013'e kadar dünyada bir numara. Nasıl bu kadar iyi beton yapan, bu kadar müteahhitleri dünyada listelerine giren bir ülke bu kadar kötü inşaat yapabilir sorusunu soruyorduk hep. Biraz onu görmüş olduk. Ama bunu böyle bırakmamak, yani bu kadar iyi inşaat yapabilen, dünyada işte müteahhitleri listelere girebilen bir ülke aslında bu mevcut yapıları da dönüştürüp belki mimarlık dünyasına da bu dönüşüm hikayeleriyle girebilir. Umut, bizim umut duyduğumuz şey bu. Yani sadece bizim yapmamız değil. Genel olarak ülke çapında böyle bir şey olabilir mi? Sen buna seferberlik diyor. Böyle bir seferberlik olur mu? Diye evet. Sordum. Çok teşekkürler. Şimdi rejiden de bir ek bilgi aldım. Süremiz tabii bittiği için çevirmenlerin başka oturumlara geçmesi gerekiyor. O yüzden sorularınızı oturum bitince doğrudan konuklarımıza iletebilirsiniz. O zaman umutla bitirelim diyorum. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun.